partililere seslenecek. Değerli izleyiciler, Habertürk Televizyonu olarak seçim bölgelerine yakından bakmayı sürdürüyoruz. Bu kez durağımız Adana. Yarışın zorlu kentlerinden biri olacak Adana. Zira dört parti bu ilde kıran kırana yarışıyor. Oy oranları birbirine çok yakın. Dolayısıyla adaylar kadar vaatler de ön planda. Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'ın haberini kameraman Adem Gümüş'ün görüntüleriyle getiriyoruz ekranlarınıza. Adana daha zor bir il. Biz zor bir ilde yarışıyoruz. Tabii rakiplerimiz de güçlü ve iddiaları var. Ama canla başla çalışıyoruz. Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak. Bu açık. Milliyetçi Hareket Partisi Adana'da birinci parti. Adana 63. hükümeti kuracak. Sayın Devlet Bahçeli'yi de başbakan çıkarma çabası ve gayret içerisinde. Biz HDP olarak bu seçimde Adana'da 3 milletvekilliği çıkaracağız. Yani onu kesin görüyoruz. 2011 genel seçimi sonrasında tam 400 bin yeni seçmen eklendi. Adana'da siyasileri zorlu bir 7 Haziran yarışı bekliyor. AK Parti 6, CHP 4, MHP 3, HDP ise 1 olan milletvekili sayısını artırmak istiyor. Bu yüzden saha çalışmaları kritik. Şimdi biz de bu 4 siyasi partinin vatandaşla buluşmasına daha yakından tanıklık edeceğiz. Efendim. Talip Küçükcan, AK Parti adayı, kapı kapı dolaşıp oy talep ediyor vatandaştan. Emeklilerimize, asgari ücretli olanlara bol kesilen atmıyoruz. Onların problemlerini biliyoruz. O kardeşlerimizin problemleri, dar gelirlilerin problemleri elbette bizim de problemlerimiz. Çünkü biz sizin aranızdan çıktık. Esnaf ziyaretleri kadar mahalle toplantılarına da önem veriliyor. Yani bizim sosyolojik yapımız muhafazakardır. Türkiye'de toplum muhafazakar bir toplumdur. Ama ne yaptılar? Bizim kızlarımız başörtülü olduğu için okullara giremedi. CHP ise yarışa ön seçimin galibi Elif Doğan Türkmen'le giriyor. Ben yıllardır Adana'da çok farklı STK'larda Adana'ya hizmet ettim. Neredeyse Adana'nın her sokağında beni bilirler. Yani şimdi Adana'nın varoşlarına da gitseniz, işte en merkezi yerine de gelseniz birileri bizim Elif mutlaka diyecek. 4 yıl boyunca ben Adana'nın bizim Elif'i olacağım. CHP'li Türkmen esnafları dolaşıyor, seçim bildirgesini anlatıyor. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Merhaba, nasılsınız? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında asgari ücretteki vergiler kaldırılacak ve 1500 lira alacaksınız, biliyor musunuz? O zaman CHP'ye destek istiyoruz. Allah'ın izniyle bu iş bitecek. Bu sefer iktidarız. İnşallah. Merhabalar. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Mehmet Karakaya. Milliyetçi Hareket Partisi de seçim bildirgesini satır satır anlatanlardan. Bu emeklilikte yaşa ve prim gün sayısına takılanın mağduriyeti giderilecektir. Tamam, senin istediğin bu değil mi? Allah'a çok şükür. Allah razı olsun. Tamam. MHP lideri Devlet Bahçeli Adana'da ilk sıraya Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'yı koydu. Ben sizden bir söz alıp gideyim, çok ısrarcıyım. Tamam, tamam sözünü aldık. Destekleyeceğiniz anlamını çıkardım ben. Biz de Atatürkçüyüz. Yani o zaman destek istiyoruz. Meral Danış Beştaş. Hadi efendim milletvekili adayımız. Ve HDP aday Meral Danış Beştaş. Türkiye en önemli seçimlerden biri yaşayacak. Ve herkesin umudu bizde. Şu barajı aşmamız gerekiyor. İnşallah aşacağız. Hep birlikte. Beni bekliyordun, okula gitmedin. Ama bu bir günü kaybettin ha. Üzüldüm ben buna. Olmaz. Nasılsın? Nasılsın? HDP'li Beştaş da vatandaşla yakın temas kuruyor. HDP'de sizin yeriniz. Çünkü biz kadın partisiyiz. Sizce aşıyoruz değil mi? Aşacağız. Çaresi yok başka. Da bizim ilk el atacağımız tabii ki meselelerden biri ekolojik bir yaşam, sağlıklı bir çevre. Peki partilere göre Adana'da ilk çözülmesi gereken sorun ne? Kentsel dönüşüm ihtiyacı çok acil. Bu bizim öncelikli alanlarımızın bir tanesi olacak. Adana'nın en büyük sorunu işsizlik. Adana işsizlikten cayır cayır yanıyor. Adana üretimsizlikten cayır cayır yanıyor. Adana bir kere hem yoksulluğun çok yoğun olduğu, işsizliğin çok yoğun olduğu bir kent. Yoksulluğu son verecek yaklaşımlarımız burada Adana'da vücut bulacak.